Neden 340.000 TL yedim? Bakalım. Merhabalar, bizim Cezaydım. zamandır böyle... Mali müşavir değilim. Tamam, vergi cezasıdır ya. Vergi Aynen, vergi. cezasıdır. Evet, vergi cezasıdır. Böyle vlogvari bir şey yapmıyordum ve sosyal medyadan ve canlı yayınlardan da bahsetmiş olduğum cezamın 340.000 TL olarak onaylanması ve böyle kitap gibi ödeme fişlerinin elime tutuşturulmasının da bir ödeme fişleri. 10.000 TL'si KYK falan yazıyor ya. Doruk bir tane elmas göndermiş. Ne o, yanındaki kim demiş? Mert kanka. Sevdiğim bir kardeşim. Yeni bir transfer olduk Evet, hocam. yeni bir transfer. Canlı yayınlara yeni bir transfer. Çok merak ettim bu arada. 10.000 TL'si KYK borcu mu diyor? 10.000 TL'si KYK borcu. Tamam. Bakalım, videoyu merak ettim. Ve böyle Benim de çünkü vergi ile alakalı bildiğim çok fazla şey var bu arada. Aranızda YouTube'a veya canlı yayınlara başlamak isteyen varsa, yani daha doğrusu sosyal medyadan para kazanmak isteyen arkadaşlar varsa, kendi bildiklerimi de anlatayım. Çünkü bu iş sandığınızdan çok daha tehlikeli ve verginizi vermezseniz arkadaşlar 5 yıl sonra birdenbire 100 bin 200 bin lira ceza yiyebilirsiniz. Şey diyebilirsiniz, ben o kadar kazanmadım, o kadar vergi vermem diyebilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum mesela 5 sene önce para çektiniz diyelim YouTube'dan veya sosyal medyadan, örnek veriyorum sadece. 5 sene boyunca siz artık vergi, ilk para çektiğiniz andan itibaren vergi mükellefi olmak zorundasınız. Ve olmadığınız zaman, atıyorum mesela her ay banka hesabınıza 300-500 lira yattı diyelim, mesela örnek veriyorum. 300-500 liranın sadece vergisini vermiyorsunuz ceza yediğinizde. Yatırmadığınız her vergi ayı faturası için 2000-2500 lira civarında bir ceza yemiş oluyorsunuz. Yani zaten senede sadece ceza 40-50 milyar para yapıyor. Fatura cezası. Anlatacağım. Hatta vergiyle alakalı bir tane video yapmayı düşünüyorum bu arada. Yani bir tane YouTube eğitim seti ayarla yapmayı düşünüyorum. Tamamen ücretsiz olacak bu arada, merak etmeyin. 10 tane video falan olacak toplam. Bütün bildiklerimi anlatacağım. Aranızdan sosyal medyadan para kazanmak isteyen kardeşlerimiz olursa onlara yardımcı olsun. Maksat kesinlikle ücretsiz olacak bu arada. Bedava, yani normal kanala yükleyeceğim. Onlarla alakalı ayrı bir oynatma listesi oluşturacağım. Ve son videoyu vergilerle alakalı yapmak istiyorum. Ki bilin, yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Bak, 340.000 TL ceza yemiş adam. Bakalım neden yemiş. Kitap gibi ödeme fişlerinin elime tutuşturulmasının ardından hem sağ olsun soran ilgilenen arkadaşlara ne olduğunu anlatmak hem de benzer şeyler yaşayabilecek olanlara süreçten bahsetmek istedim. Bu cezanın iki parçası var benim gözümde. Birincisi benim yanlış yaptığım şeyler, benim hatalarım ve eksiklerim. İkincisi ise çok garip, bürokratik ve bence mantıksız olan bir hak silinmesi. Ben 2015 yılında bu YouTube kanalını açtım. Yavaş yavaş Tamam. izlenmeler arttı. 100 lira, 200 lira reklam geliri kazanmaya başladım. Markalar ilgilenmeye başladı. Ajanslar ilgilenmeye başladı. Bu iş büyüdü ve ben 2016 senesinde "Aa, bu benim mesleğime dönüştü. Ben bir iş yapıyorum ve vergi vermeliyim." diyerek şirketimi kurdum. Ve o sene çıkmış olan genç girişimci kanunundan faydalanarak kurdum. Bir Genç girişimci kanunu şu oluyor dostlar. 25 yaşının altında şirket kurarsanız, ki YouTube işi yapıyorsanız şirket kurmak zorundasınız. 25, pardon, 29 yaşın altındaysanız genç girişimci oluyorsunuz ve 3 sene boyunca yanlış hatırlamıyorsam 70.000 TL'ye kalan olan kazançlarınızdan vergi vermiyorsunuz. Yani gelir vergisi vermiyorsunuz, sadece KDV'yi veriyorsunuz. KDV dediğinizde bu arada şey oluyor, katma değer vergisi. Ve KDV'yi birçok şeyden düşürebiliyorsunuz. Mesela bilgisayar monitörü aldınız diyelim, sonuçta bu işi yapıyorsunuz, KDV'den düşebiliyorsunuz. Klavye mouse aldınız diyelim, KDV'den düşebiliyorsunuz. Kamera aldınız diyelim, KDV'den düşebiliyorsunuz gibi gibi. Anlatacağım bunların hepsini bir gün bir videoda. genç girişimci olarak devlet bana diyordu ki sen erken yaşta ticarete atılmışsın, ekonomiye ileride belki faydan olacak, yeni bir iş kuruyorsun, bunu düzgün yapabilmen, başlayabilmen için ben senden belli bir limite kadar gelir vergisi almayacağım Evet, doğru. dedi ve almıyordu da. Almaması gerekiyor zaten. İlk defa şirket kurduysa eğer. Bu da çok önemli. İlk defa şirket kurduysa. Ben de açıkçası bu muafiyete güvenerek biraz rahat takılıyordum. Ve çok da bilinçli olmadığım için. Ama bu sene incelemeye alındığımda benim bütün banka dökümlerimi önüme koydular. Yüzlerce satır. Dediler ki tek tek bunların her birinin kuruş kuruş ne olduğunu açıklayacaksın. Ben de açıkladım. Evet. Bir kısmı zaten daha önce raporladığım şeyler, faturasını kesmiş olduğum işler, vergisini ödemiş olduğum şeyler vesaire. Ve dediler ki sen 2016 yılında bu şirketi kurmuşsun.
genç girişimci olmuşsun. Ama 2015 yılında yaklaşık 7 bin lira kazanmışsın. Sistem tarihi. 600, 700, 500. Bir şey değil. 7000 TL bir şey değil ki. Bak hepsi ayın 11'inde bu arada. Aynen. Ayın yok lan. Aynen işte Sürekli 2015 tarihler işte değişmiş evet. herhalde. Ya toplam 7000 oluyor zaten burası. 261 TL, 67 vesaire vesaire. Ve bu kazandığın 7000 lirayı devlete rapor etmemişsin. Sen ticarete atılmışsın. Bunu haber vermemişsin. Usulsüzlük yapmışsın. Bu yüzden de genç girişimci kanununda olan bütün haklarını iptal ediyoruz diyerek benim muaf olduğum tüm vergiyi 2015 yılından itibaren, yani 2016 yılından itibaren faiziyle ve iki kat cezasıyla beraber benden istediler. Yani ne oluyor? 3 yıl olsa bu muhalif muaf. O söyleyemediğim şey 3 yıl, 3 yıl veya 5, pardon 5 yılda, evet 5 yıl. 5 yıl aynen. 5 yılda. 70.000 TL olsa 600.000 TL yapıyor 70 bin yıl 5 yıldan. 7 10 30 350 bin yapıyor, pardon. 350 bin lira yapıyor. İki katı 700 bin lira yapıyor. Bir de bunun %30, %40 Faiz. faizi 1 milyon lira civarında bir para yapıyor diye düşün. Ben niye konuşuyorum ki? Anlatacaktır muhtemelen. Ama ben ek detay veriyorum hani bilmeyenler için. Çünkü bu arkadaşı tanıyorum bu arada, ama hani çok videosunu izlemedim ama tanıyorum kendisini. Çok iyi bir insan olduğunu da düşünüyorum. Zaten öyle birine de benziyor. Konuşmasından vesaire. Her şeyi anlatmaya kalksa bu video bir saat sürer. Ben o yüzden durdurup hani bildiklerimi anlatıyorum. Ben de dedim ki, sosyal medyada da bunu söylemiştim. Kardeşim madem buna genç girişimci bonusu diyorsunuz ve ülkenin genç vatandaşlarına fayda sağlaması için yaptınız ve benim üniversite öğrencisiyken devletten 300 lira burs alıyorken, ailemden harçlık alıyorken yaşadığım bir dönemde ayda 200 lira 300 lira daha internetten kazandım diye ticarete atılmışım sayıyorsanız daha da genç atılmışım o zaman. Onunla ticaret şeyine girmemesi gerekiyor. Evet doğru söylüyor. Ama Türkiye'de maalesef sistem böyle ilerlemiyor arkadaşlar. Hani daha da genç girişimci. Biraz şaka yollu böyle dedim. Çünkü böyle düşünüyorum. Müfettiş de güldü. Ama dedi ki kanun böyle. Yapacak bir şey yok. Sen usule uygun davranmamışsın. Dedi ki zaten sadece 50 bin lira usulsüzlük cezası yedim. Bu bahsettiğim 340 bin liranın sadece 50 bin TL'si benim usulsüzlük yapmamdan geliyor. Ve vermediğim, muaf olduğum bütün bu vergi dediğim gibi birden katlanarak bana geri döndü. Yani madem ticarete atılmıştım 2015 yılında, ben bilmiyordum. Çünkü yılda 7000 TL kazanmış bir üniversite öğrencisi ne çeşit bir ticarete atılmış oluyor bilmiyorum. Ama Bir yılda 7000 TL mi kazanmış? Bir yılda 7000 TL ticarete girmez ki, bu cep harçlığı diye geçiyor bütün ülkelerde ya. Türkiye'de de öyle bu arada. Ayda 300 İlkinden bahsediyor sanırım abi. işte aynen ayda 300-400 lira şey diye geçmiyor. Vergi mükellefi olmazsınız 300-400 liraya. Atıyorum internette anket doldurarak para kazanıyorsunuz diyelim mesela, örnek veriyorum. İnternette ayda 300-400 lira anket doldurarak para kazanıyorsunuz diye vergi mükellefi olmazsınız. Cep harçlığıdır bu. Madem siz biliyordunuz, neden benim genç girişimci bonusundan faydalanmama izin verdiniz? Söyleyeyim mi sana neden kardeşim? Şu sebepten dolayı, bu bir tesadüf olamaz bu arada. Şu sebepten dolayı. Sen 2015 yılında şirketini kurmuşsun. Yani 2016 yılında. Şu anda 2020 yılındayız, değil mi? Evet, 2020 yılındayız. Bu tesadüf olamaz arkadaşlar. Tam tamına 5 sene geçmiş. 2021 yılına gireceğiz. Devletler ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yılda bir, özellikle Türkiye'de bunu çok fazla yapıyorlar. 5 yılda bir senin bütün dokümanlarını önlerine alıyorlar ve bilerek sana haber vermiyorlar. Yani senin vergi borcun varsa bile, vergi borcun varsa bile bilerek bunu söylemiyorlar ki 5 sene sonra faiziyle birlikte alsınlar.
Evet. Tesadüf olamaz. 5 yılda bir oluyor bu. Tanıdığım bütün arkadaşlarım aynısı oldu. Vergi mükellefi oldular. Güzel şirketlerini kurdular. Para ödüyorlar. 5 yıl 5 yıl sonra tak diye vergi borcunu koydular. Ben vergimi düzgün ödeseydim en azından şimdi bu cezaları, faizleri yememiş olurum. Tamam, zaten vergini düzenli ödemeni istemiyorlar. Yani başın belaya girer mi bunu söylediğim için bilmiyorum ama sıkıntı orada zaten. Vergini düzenli ödemeni istemiyorlar. Bilerek söylemiyorlar. Bilerek söylemiyorlar ki 5 sene sonra faiziyle birlikte alsınlar. Bu arada bu Türkiye ile alakalı değil. Bütün herkes bunu yapıyor. Niye söylemiyorlar ben de bilmiyorum. Vakti gelince bütün banka dökümümü çat diye önüme koyabiliyorsanız bunu başta neden yapmadınız modundaydım. Ama ikna edemedim. Ve böyle bir ceza çıktı. Bu cezanın diğer parçası benim hatam. Ben bu işlerden hiç anlamıyordum. 2015 yılında zaten YouTube'a dair ne düzgün bir kanun, ne düzgün bir emsal, ne düzgün bir yönetmelik olmadığı için. Ve ben de, ben genç girişimciyim. Okey, benim Devlet bana sahip çıkıyor. Belli bir noktaya kadar vergi vermem gerekmiyor. Zaten 75 bin liralık falan limitlerden bahsediyoruz. Ben böyle para kazanmıyorum o zaman. Çok da bir şey yapmama gerek yok deyip yarım yamalak yapıyordum vergi işlerini. Buna güvenerek bu benim hatamdı. Bilinçli değildim, bilmiyordum. Ailemin yönlendirmesiyle, dayımın yönlendirmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama yarım yamalak yapıyordum ve devlete vergi borcum vardı. Bunu kabul ediyorum. Zaten incelemeye alındığımda da başıma bu gelecek sandım. Aha dedim, tamam, ben bugüne kadar küçükken düzgün yapmadığım şeyleri benden alacaklar. Bu benim zaten devlete borcum. Problem yok olarak düşünüyordum ama bu birdenbire benim bütün haklarımın ve muafiyetimin de silinmesi suçlandı. Ve zaten bunu yapmasalardı 2015 yılına dönüp oradaki 7.000 TL'yi gösterip bütün haklarımı silmeselerdi benim genç girişimci olarak muafiyetlerim olduğu için böyle bir ceza çıkmayacaktı. Müfettiş sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı. Suç unsuru bulunmamaktadır diye not geçildi. Yani benim vergi kaçırmaya falan çalışmadığım, sadece yeni oluşmuş bir sektörde yönetmeliklerin, düzüklerin, bilmem nelerin oturmadığı, kimsenin bir şeyden haber olmadığı belirsiz bir ortamda bilinçsiz 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak yanlış yaptığım şeyler olduğu ortaya kondu ve dediğim gibi benim kendi yanlış yaptığım kısma dair bu paranın içerisinde vicdanımda ay para veriyorum falan diye bir şey yok. Benim o üstünde yürüdüğüm asfalt, geçtiğim köprü ve diğer şeylere dair devlete olan borcum bu. Eyvallah. Hiçbir sorun yok ama keşke bu genç girişimci bonusundan yararlanmamış olsaydım. Yani keşke bana zamanında deselerdi, sen bunu yapamazsın. Sen çünkü 7.000 TL kazanmışsın. O yüzden hiçbir hakkın yok bu dünyada. Deselerdi de en azından faiz cezası yemeseydim, bu usulsüzlük cezalarını yemeseydim, bonus ceza yemeseydim. Dava açma hakkım vardı. Ve bu Açman gerekiyor zaten ki büyük ihtimalle de kazanırsın bu arada. genç girişimcilik Kazanır bu arada arkadaşlar, onu söyleyeyim, kazanır. kısmı konusunda haklı olduğumu düşündüğüm için dava açmayı da düşündüm. Ailemden ve arkadaşlarımdan bazı kişiler de dava açmam gerektiğini söylediler. Fakat korktum ve vazgeçtim. Çünkü bu ceza indirimli hali. Ben uzlaşma komisyonuna gittiğimde dediler ki senin ana verginden %5 indirim yapalım. İnanılmaz bir indirim bu arada. Kestiğimiz cezadan %80 indirim yapalım. Kesilen cezadan %80 bu arada. Dava açma dediler ve bu 340 bin TL ortaya çıktı. Ben kabul etmiyorum ve dava açıyorum deseydim yani herhalde 600-700 bin TL'lik bir ceza çıkıyordu indirim olmayınca. Belki daha da fazla bilmiyorum, hesaplayamıyorum şu an. Korkutucu ve imkansız bir meblağdı yani ve bu meblağ her ay %1 artacaktı. Yani 6-7 bin lira artacaktı ve davayı kaybetseydim kim bilir neler gelecekti başıma. Ve ben de haklı oldum. Abi vergi borcundan dolayı hapse giriliyor mu? Vergi borcundan dolayı hapse girilmiyor kanka, hapis yok. Haciz geliyor. Atıyorum arabam var, arabanı alıyorlar. Motorun var, motorunu alıyorlar. Evin var, evini alıyorlar. Elektronik eşyalarım var, onları alıyorlar.
Evindeki eşyaları alıyorlar. Eğer seninse, senin üzerindeyse tabii ki. Ya kiraya bile çıkamıyorsun doğru dürüst, öyle söyleyeyim. Kiraya çıktığında sıkıntı yaşarsın. Çünkü kiraya çıktığında evine eşya alman gerekiyor. Evine eşya aldığında o eşyaları alıyorlar. Ama vergi borcundan dolayı hapse girmezsin, onu söyleyeyim. Hapis yok. Vergi borcunun hapsi yok. Vergi kaçırmaktan geliniyor abi. Vergi borcundan değil. Ya evet. Yok, hapis yok kanka. Vergiden hapse giren yok ya. Zaten vergi borcunun olması bir nevi vergiyi kaçırdığın için aslında. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapmış olman bir şeyi değiştirmiyor. Mesela şu an Dora'nın borcu var, vergi borcu var. Orada yazan aslında kaçırmışsın gibi gibi. Tabii kaçırma değil, ayrı bir konu. Çünkü bilinçli yaptığı bir şey değil ama Evet. vergiden dolayı hapse giren yok. Yani vergiden dolayı hapse girmezsiniz. Olduğuma Ama inanıyor olmama rağmen. Dora'nınki korkunç bir rakam ya. Kanka şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle verecek mi vermeyecek mi, videoda söyleyecek mi bilmiyorum ama dava açsa kazanır bu arada, onu söyleyeyim. Genelde vergi davalarında %99 kazanıyorsun. Ya vergiden hapse giremezsin çünkü. Yok, dünyada vergiden hapse giren insan yok. Dünyada demeyeyim, pardon, Türkiye'de. Çünkü vergi borcunun hapse çevrilmesi diye bir şey yok. Ha, sıkıntı şurada, faiz geliyor sürekli olarak %1. %1'in de az olduğunu düşünmeyin. 340 bin TL'nin %1'i, 3-4 pardon, milyar. 600-700 bin lira borcun olsa mesela, çünkü 600-700 binmiş indirimsiz hali. Onun %1'i 6-7 milyar para yapıyor yani. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Vergi borcunuz olduğunda banka hesaplarınızı kullanamıyorsunuz. Bankada 100 bin lira param var diyelim mesela, örnek veriyorum. O parayı kullanamazsın. Hayatın bitiyor ya direkt zaten. Bitiyor. Kimse sana para gönderemez. Kimse. Kaybetmem durumundaki sonucun korkunç bir şey olmasından dolayı cesaret edemedim ve bu cezayı kabul ettim. Neyse ki gencim, çalışabilecek haldeyim. Hala işlerim var, oyunlarım var, kanallarım var, sözleşmelerim var, sponsor markalarım var ve çalışarak bu parayı ödeyeceğim ben. Neyse ki sağlığımın yerinde olduğu, işlerimin yerinde olduğu bir dönemde başıma geldi. Çok daha kötü bir zamanda başıma gelebilirdi. Hiçbir şekilde bununla başa çıkamayacağım bir zamanda başıma gelebilirdi. O yüzden çok moralimi bozmamaya çalışıyorum ve bundan sonra kimse benim vatanseverliğimi, vatanperverliğimi sorgulayamaz abi. Ben senelerdir devlete çalışıyormuşum, haberim yokmuş. Bak o yollardan yürürken, o kaldırımdan geçerken her bastığınız kaldırım taşında beni hatırlayın, tamam mı? Toplam 340 bin liralık Dora'nın vergisi bu diye beni hatırlayın yani. Bu saatten sonra kimse diyemez Dora bu ülkeye çalışmıyor diye. Böyle işte YouTube'dan katıl butonuyla canlı yayınlardan bağış atarak falan destekleyenler de oldu sağ olsunlar. Ama sakın bu videoyu sizden finansal bir destek ya da yardım bekliyorum olarak algılamayın. Benim işlerim yolunda, kanalım son dönem gayet güzel izleniyor. Sponsorlarım var, geçimi bir şekilde sağlıyorum. Oyunlarımız hala Play Store'da, App Store'dalar. Zaten biliyorsunuz ben kitlemden para çok almak istemediğim için Facebook ve Nonolive gibi sözleşmeli yerlerde yayın yapıyorum. Sonuçta bu benim işim. Ben buradan geçimimi sağlamak zorundayım veya her yayın böyle bana bağış ve yapın abone olun yapmak durumunda kalacağım. Ya da böyle anlaşmalı sitelerden sizin sadece izlemeniz karşılığında sponsorluk alacağım. Hali vakti yerinde olan izleyicilerimiz yardımcı oluyorlar zaten dediğim gibi sağ olsunlar. Ama sakın öğrenciyseniz hele 18 yaşında. Çok temiz bir insan ya. Çok temiz bir insan. Belli yani. Konuşmasından belli oluyor abi Evet, ya. çok temiz bir insan. Gerçekten. Yorumlara bakıyorum bir yandan da. Yani yan sekmeden. Yani gerçekten birkaç tane yorum gördüm. Böyle yanımda olsa kemerle döverim yani, öyle söyleyeyim. Sponsorlar öder, merak etme. Bundan sonra vergini öde, bir de gülücük koymuş. Böyle sahte gülücük. Ulan şerefsizin çocuğu. Ulan amına kodumun evladı diyeceğim. Neyse, küfür etmeyeyim. Ben hiç böyle küfürler etmem. Adam vergisini ödemiyorum mu diyor videoda. Adam zaten vergisini ödemiş. Pezevengin evladı. Muhtemelen 7 sülalendeki bütün insanlardan daha çok vergi ödemiş. Haklı olduğu bir konuda açıklama yapıyor. Video çekiyor. Bunda kötü olan ne var?
İnsanlar çok kötü kalpli, aşırı şekilde kötü kalpliler. Böyle birinin düşmesini bekliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kendi iğrenç olan hayatını, kötü olan hayatını başkasının kötü bir haberiyle süslemeyi seviyor. Ya aslında bir de bence bunun da etkisi var. Anonim diye kendini çok serbest sanıyor. Belki gerçek hayatta asla öyle birisi değil ama anonim bir kimliğe büründüğü için istediği her şeyi yazıp geçiyor yani. Onun için sadece 10 saniyelik bir olay gibi. Evet. Doruk bir tane elmas göndermiş. İyi geceler küfretmeyen Neo demiş. Tabiler ne küfür etmesin manyak. Altındaysanız küçükseniz falan bana para falan vermeye kalkmayın. Gidin bir kahve için, kahve içerken benim videomu izleyin, bir like atın kafi. Bunun da tekrar üstünde durmak istiyorum. Arkadaşlar biz yayıncılar bu sektörde, medyatik bir sektörde bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Ben bir şekilde çalışarak bu parayı ödeyeceğim. Sakın kendi düzgün geçiminizi sağlayamıyorsanız, daha istediğiniz oyunları alamıyorsanız, rolde istediğiniz kostümü alamıyorsanız, oturup bir kahve içemiyorsanız yayıncılara en azından bana para vermeyin, gerek yok. 10 numara açıklama. Çok iyi, çok iyi bir insan. Belli zaten ya. Zaten belli. Tekrar üstüne basmak istiyorum, bu videoyu yanlış yerlere çeken insan olmasın diye. Bu sadece benim başıma gelmiş olan en büyük olay falan ve başına benzer şeyler gelebilecek olanlar var. Bu yayınlarda bahsettiğim bir derdim olduğu için soranlar var, bunu açıklamak istedim ben. Bir mali müşavir de şöyle bir şey dedi: yani bu ülkede ne vergi kaçıranlar var, neler yapanlar, hem de bunu kötü niyetli dolan. Evet, var. Hepsinin de borcu siliniyor. Hepsinin demeyeyim, büyük çoğunluğunun diyeyim. Maçlı yollardan yapanlar varken sana bunun yapılacağını zannetmiyorum demişti bu inceleme başladığında ve ben bu genç girişimci bonusunun silinmesi durumunu anlattığımda. Ama yapıldı. Belki de dava açmalıydım. Belki de dava açmak. Bence kesinlikle açmalıydım bu arada ya. Kesinlikle açmalıydım. Doğru Ama abi yanıttı. uzlaşmaya gittiği için bir indirim olduğunu söylüyor. Yani diğer Tamam, bir daha rakamını dava açar. Kaybetsin bir daha açar. belki de hakim karşısına geçip abi ben 20-21 yaşındaydım. Bir senede de toplam 7 bin lira kazanmışım. Devletin bana verdiği burs, ailemin aldığı harçlık kadar bir para maksimum kazanmışım. Ne ticaretinden bahsediyorsun? Deseydim belki evet abi böyle cezam olur diyecekti. Ama hem bu dava sürecinin stresini. Öyle işte dostlar, video böyle ya. Çok da devamını getirmeye gerek yok. Geçmiş olsun diliyorum. Umarım vergi borcunu sponsorlarla ve daha çok kazanarak bir şekilde kapatır. Kapatırsa kendisi de söylüyor zaten. Kapatırım, en azından gencim falan diyor. Doğru. Ama yani yanlış. Gerçekten yanlış. Düşün ya, 3-4 sene sadece devlete çalışmış oldu. Sadece devlete. Bir şey demeye çok da gerek yok yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçmiş olsun yani, ne diyeyim.